Sevgili gençler merhabalar. Yeni bir konuda yine beraberiz. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi yine konu başlığımız. Kuruluş döneminde Anadolu siyasi birliğini sağlama faaliyetleri. Yani batıya baktık. Batıda ilerleyişini Osmanlı Devleti'nin gördük padişahlara göre. Şimdi dönüyoruz. Bir de Anadolu'da neler olmuştur? Siyasi birliğini sağlamak adına Osmanlı Devleti neler yapmıştır? Birlikte onlara bakıyoruz. İlk etapta Osmanlı Devleti diğer beyliklere karşı barışçı politikalar izliyor. Onlar arasındaki çatışmaların dışında kalıyor. Bu da onun kısa zamanda büyümesinde, güçlenmesinde önemli unsurlardan biri olarak yer alıyor. Ancak hatırlayın Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bir sürü beylikler kurulmuştu. Bu beyliklerden bir tanesi hangisi? Karamanoğulları kendisini Konya'ya sahip olduğu için yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkentine sahip olduğu için Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi kabul ediyor. Bu da Osmanlı Devleti'ne karşı büyük mücadeleler vermesinde, ne zaman Osmanlı batıya sefere çıkacak olursa arkadan saldırmasında ve sürekli bunun da tekrar etmesinde etkin oluyor. Şu meşhur şeyi hatırlayın, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu hikayesi sürekli Osmanlı Devleti ile mücadele halinde. Ve Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran beylik olarak yerini alıyor. Ta ki Osmanlı 2. Beyazıt döneminde Karamanoğulları'nı kendisine katıncaya kadar devam eden bir iktidar mücadelesi olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti ele geçirdiği beyliklerin merkezlerine merkezden yöneticiler atıyor. Zaman zaman da şehzadeleri göndererek buraları sancak beyliği olarak Osmanlı'ya bağlamış oluyor. Bu işte özellikle şehzadelerin gönderildiği beylikler, beylik toprakları, merkezler önemlidir. Hem bölge halkını onurlandırmış olması noktasında Osmanlı Devleti'ne olan bağlarını daha da güçlendirecektir. Hem de şehzade sancağı olduğu için daha hızlı kalkınacak, bayındırlık faaliyetleri daha güçlü olarak yürütülecektir. Ve alınan bu topraklarında ilk iş tahririni yapmak yani kayıtlarını tutmaktır, tahrir kayıtlarını almaktır. Bölge için ihtiyaç duyulan kanunnameler hazırlanacak, bölgenin idaresi ne şekilde yürütüleceği kanunnamelerle aynı zamanda belirlenmiş olacaktır uygulanan bu faaliyetlerle. Osmanlı'ya katılan hatırlayın ilk beylik Karasioğulları'ydı. Kimin döneminde katılmıştı? Orhan Gazi döneminde katılmıştı. 1. Murat döneminde de Osmanlı'ya diğer beylikler, ilk Karaman Osmanlı mücadelesi bu dönemde 1. Murat döneminde yapılacak. Aynı zamanda Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla, Hamit oğullarından para karşılığında topraklar alınacaktır. Ancak Osmanlı'nın Anadolu'daki bu ilerleyişi, batıya doğru ilerleyişi, bu esnada doğudan gelen bir hükümdarın, bir başka Türk hükümdarının Anadolu'da Yıldırım Beyazıt ile karşılaşmasına neden olacak ki bu da meşhur Ankara Savaşı'dır 1402 tarihi itibariyle yapılan. Şimdi hemen meşhur Çubuk Ovası'nda Ankara'da yapılan Ankara Savaşı'nın nedenlerine bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi iki Türk hükümdarının ikisinin de cihan hakimiyeti için kendilerine bir hedef koymuş olmasıdır. Yine Timur'un Celaloğulları'nı ve Karakoyunlu topraklarını ele geçirdikten sonra Celaloğulları hükümdarı ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf'un kaçıp Osmanlı'ya Yıldırım Beyazıt'a sığınması ve Yıldırım Beyazıt'ı Timur'a karşı kışkırtıyor olmasıdır. Aynı şekilde Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'daki beylikleri kendisine katmış olması ve katılan bu beyliklerin beylerinin de kaçarak Timur'a sığınması ve Timur'u Yıldırım Beyazıt'a karşı kışkırtıyor olması etkendir. Ancak bunlar tabii ki birer bahane. Sonuçta her iki hükümdarın da cihan hakimiyeti anlayışı ile hareket etmesi bu karşılaşmayı kaçınılmaz kılan unsurlardır. Aynı zamanda Timur Moğol topraklarının, Cengiz Han topraklarının büyük bir bölümüne hakim olmuş. Çin'e gidecek, Çin'deki Kubilay Hanlığı'na da son verecek. Ama Çin'e gitmeden önce batıda bir
güç bırakmak istemiyor. İşte o güç de Osmanlı Devleti oluyor Anadolu coğrafyası içinde. Çubuk Ovası'nda iki ordu karşılaşıyor. İki Türk devleti arasında yapılan bir savaştan söz ediyoruz. Savaşın galibi Timur oluyor. Burada tabii ki yaşanan bir takım ihanetlerin etkisi vardır. Beylik askerleri savaş alanında saf değiştiriyor. Şehzadeler babayı yalnız bırakıyor. Aynı zamanda Kara Tatarlar savaşta taraf değiştiriyor. Ve sonuç itibariyle savaşın kazananı Timur oluyor. Bu ne demektir? Bir Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşüyor ki esir düşen, esir ölen tek Osmanlı padişahıdır Yıldırım Beyazıt. Beyliklere toprakları yeniden geri veriliyor. Beylikler yeniden kurulmuş oluyor. Bu ne demektir? Anadolu Türk Siyasi Birliği dağılıyor demektir. Anadolu Türk Siyasi Birliği dağılırken aynı zamanda Timur, Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu arasında Osmanlı topraklarını paylaştırıyor ki bu da aynı zamanda Osmanlı tahtında hükümdarsız geçen, kardeş kavgalarıyla geçen bir dönemi yani Fetret Devri'ni başlatacaktır. Ve Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişi duracak, İstanbul'un fethi gecikecek ve Bizans'ın ömrü de haliyle Ankara Savaşı'ndan sonra uzayacaktır. Bu noktada yani Ankara Savaşı'ndan sonra 1402'den 1413'e kadar devam edecek olan bir Fetret Devri sürecinden söz edeceğiz. Türk Siyasi Birliği'nin parçalandığı, beyliklerin yeniden kurulduğu, Yıldırım Beyazıt'ın dört oğlu arasında kavgaların yaşandığı bir süreç olarak tanımlanır. 11 yıllık Fetret Devri. Bu mücadelenin kazananı Mehmet Çelebi olacaktır. Oğullardan Mehmet Çelebi, bütün kardeşlerinin ortadan kalkmasından sonra tek başına hükümdar olan, dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu unvanını alan isim olacaktır. Yine Ankara Savaşı'ndan sonra Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğullarının yeniden kurulması Osmanlı Devleti'ni zor bir sürece sokacak. Ve Ankara Savaşı Türkmen beylikleri arasında aşiret geleneklerinin yeniden canlanması, Osmanlıların kayboyuna mensup olduklarını her vesileyle tekrar eder hale gelmeleri, silah ve paralarda kayı damgalarını kullanmaya başladıkları süreç olacaktır. Mehmet Çelebi devri olaylarından bir tanesidir. Anadolu'da bir otorite boşluğu ortaya çıkınca, Anadolu'da siyasi anlamda bir boşluk doğunca bu da kendini bir ayaklanmayla gösterecektir ki bu ayaklanma Şeyh Bedrettin ayaklanmasıdır. Doğudan Timur istilasından önce kaçan Türkmenler Anadolu'nun sosyal yapısında değişiklik yaratacak. Bu da Mehmet Çelebi döneminde Şeyh Bedrettin'in dini, tasavvufi ve aynı zamanda siyasi içerikli bir ayaklanma başlatmasına yol açacaktır. Bu ayaklanma Batı Anadolu'da hatta Balkanlar'da Şeyh Bedrettin'in müritleridir. Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ile fikirlerinin yayılması sonucunu getirecek. Siyasi, sosyal, ekonomik anlamda beraberinde bir takım sorunları doğuracak. Ancak nihayetinde önce müritleri Mehmet Çelebi'nin adamları tarafından daha sonra Şeyh Bedrettin yakalanacak ve yargılandıktan sonra idam edilerek cezalandırılacaktır. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Selçuklu tarihinde, Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçukluları tarihinde Baba Isak ayaklanması vardı. O da yine Türkmen göçleriyle Anadolu'da çıkan dini ve sosyal içerikli bir ayaklanmaydı. Osmanlı tarihinde de unutmayın Şeyh Bedrettin ayaklanması vardır. Yine dini ve sosyal içerikli bir ayaklanma, yine Timur istilası önünden Anadolu'da gelen, Anadolu'ya yoğunlaşan Türkmen göçlerinin yarattığı bir boşluğun karşılığında ortaya çıkan ayaklanmadır. Şöyle geri dönüp hızlıca toparlıyorum sevgili gençler. Ne yaptık? Anadolu'nun siyasi yapısına baktık kuruluş dönemi için. Neyle başladık? İşte ilk alınan beylik Karamanoğulları'nın Orhan Gazi döneminde alınmasıyla başlattık. 1. Murat döneminde alınan beylikler Germiyan ve Hamitoğulları'ndan çeyiz ve para karşılığında toprak alındığından söz ettik.
arkasından Yıldırım Beyazıt'ın siyasi birliği sağladığından, bundan rahatsızlık duyan Timur'la yapılan Ankara Savaşı'ndan söz ettik. Arkasından gelen Fetret Devri dedik, siyasi otoritenin yeniden dağıldığından, beyliklerin yeniden kurulduğundan söz ettik. Son olarak da Şeyh Bedrettin ayaklanmasıyla Anadolu'da toplumsal yapıda meydana gelen bir dini ve sosyal nitelikteki gelişmeden söz etmiş olduk. Evet, 8. ünitemiz bu kadar. Gayet kolay. Genel başlıkla topladığımızda da rahatlıkla yapabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz bilgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın gençler.